Merhaba Harbi Plus takipçileri, ben Berkin Bozdoğan. HyperX'in Alloy Edit klavyesiyle birlikteyiz. Bellek ürünlerini tanıdığımız Kingston'ın oyuncu yönelik ekipmanlarıyla çok isimden bahsettiren markası HyperX'in sunduğu bir klavye karşınızda. Alloy Edit tam boyutlu bir klavye, esprisi de aslında mekanik olması. Mekanik klavyeler oyuncuların basma hissiyatı ve doğruluğu nedeniyle çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Peki mekanik klavye kullandığı zaman ne değişiyor? Önce kısaca bundan bahsedeyim. Mekanik klavye arkadaşlar, az önce dediğim gibi, basma hissini size farklı anahtar teknolojilerine sahip şekilde farklı farklı hissettirebiliyor. Bazılarında ses çıkıyor, bazılarında çıkmıyor, bazılarında daha dirençli belli bir noktaya kadar, bazılarında direnci bütün basma mesafesince aynı. Bu öndeki klavyede, Alloy Edit'te de sizlere sunulan Cherry MX Red isimli, yani Cherry MX markasının modelinin diyeyim, red yani kırmızı switchleri kullanılıyor. Zaten bu switchleri de çok basit şekilde tuşları yerinden çıkartarak görmeniz mümkün. Cherry MX Red anahtarlar sizlere bütün basma seviyesince aynı hissiyatı veriyor ve işin güzel tarafı, mekanik klavyelerde alıştığımız çat çat seslerini çıkarmıyor. Dolayısıyla bu ürünü ofiste örneğin yazı yazmak için de kullanabileceğiniz bir ürün haline getiriyor. Aksi takdirde normal şartlarda ofis arkadaşlarınızdan kötü dönüşler alabilirsiniz. Bunu engellediği için Cherry MX Red bu sıralarda çok kullanılan anahtarlardan bir tanesi. Tabii bu ürünün ülkemizde ben satıldığını görmedim ama blue ve brown seçenekleri de var. Kahverengi ve mavi switch anahtar seçenekleri de mevcut. Dolayısıyla onlar da basma hissini farklı şekilde veren ürünler arasında yer alıyor. Dolayısıyla şimdi bütün incelerimiz aslında MX Red üzerinden ilerleyecek. HyperX Alloy Edit sizlere tam boyutlu bir klavye sunuyor. Tam boyutlu klavyeden kastım, üzerinde bu çelik kasası üzerine yerleştirilmiş. Opsiyonel olarak isterseniz bir tane de bilek dinlendirme noktası veya hani armrest dedikleri, aslında palm rest, yani avuç içinizi koyarak rahatlıkla üzerinde oyun oynamaya uzun süre devam edebileceğiniz bir aparatla beraber sunulan devasa bir klavye. Bütün dizilimi aslında tam klavyelerden farksız. Enter tuşu, standart alıştığımız hani İngiliz aslında klavyesine alınan büyük enter tuşu, sevdiğimiz ters L şeklindeki tuşlardan ve numerik klavye kısmı da mevcut. HyperX'te numerik klavyeyi barındırmayan, sadece şu kısmı barındıran ürünler de var. Dolayısıyla onlar WASD'yi kullanan kullanıcılar için biraz daha iyi olabilir. En azından klavye fare arasındaki mesafenin daha daralması sağlanabiliyor. Alloy Elite'de aynı zamanda kullanılan geniş alandan ötürü multimedya tuşları ve oyunla ilgili işte ışık açma kapama, renk değişimi ve oyun tuşu da aynı şekilde yerleştirilmiş. Kendisine farklı yerlerde, daha geniş alanlarda yer bulmuş durumda. Cihazın üst tarafında sol tarafta aydınlatma, ışık ve aynı zamanda G tuşu var. G tuşuna basınca ne yapıyor tabii ki cihaz? Sizi oyun moduna alarak oyun modunda rahat rahat böyle Windows tuşuna bastım falan filan gibi sorunları yaşamanızı engelliyor. Diğer taraftan cihazın sağ tarafına, numerik klavyenin üst taraflarına doğru multimedya tuşları var. Multimedya tuşları çok güzel yerleştirilmiş çünkü ne elinizin altında kalıyorlar ne de basmak istediğiniz zaman zor şekilde erişiliyor. Dolayısıyla ses açma kapama dahil olmak üzere, ki bunu ben ilk başta böyle şey sanmıştım, scroll tuşu sanmıştım. Halbuki burada ses açıp kapatabiliyorsunuz. Gayet verimli şekilde dışarıya doğru yerleştirilmiş durumda. Cihazın size güven veren bir tarafı var. Çünkü alt tarafı olduğu gibi çelik yekpare bir tabandan yapılmış. Alt tarafı yine plastik ama sizin tuşların hemen altına dokunduğunuz yer çelikten yapılmış. Bu da bir sağlamlık hissi veriyor. Tabii klavyeyi de birazcık ağırlaştırıyor. Dolayısıyla bir rahat rahat hareket etmiyor. Siz oyun oynarken kayıp gitmiyor. Bu önemli bir ayrıntı. Bazı oyuncular çünkü şiddetli oyun oynamayı sever. Böyle elleri kolları çok durmaz. Onlar için de bence güzel bir ayrıntı. HyperX Alloy Elite'de bir de size ekstra tuşlar veriliyor. Bu tuşları değiştirmek için, rahat değiştirmek için de şu aparat veriliyor. Bu aparatla rahatlıkla tuşları yerinden sökebiliyorsunuz ve yerine yenilerini takabiliyorsunuz. Tabii ki 1, 2, 3, 4 ve WASD tuşları için size ekstra üzerinde farklı desenler olan tuşlarla verilmiş durumda. Yani hani yedek tuş verilmesi güzel. Bir de bazen de bazıları WASD'yi daha böyle fark edilebilir kullanmak isteyebilir. Nasıl işte F ve J harfleri üzerinde 10 parmak yazanlar için çıkıntılar var. Aynı şekilde WASD'nin de şekli değişiyor. Ve tabii karanlıkla görüntüsü biraz daha farklılaşıyor diye düşünüyorum. Bunun haricinde hani tuşları elinize de çok rahat sökebiliyorsunuz. Çünkü hani MX Red
bağlantısı şöyle artı şeklinde. Aslında her tuşun yerini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. DAS keyboard gibi isterseniz tamamen şey kullanın. Üzerinde herhangi bir işareti olmayan tuşlarda kullanın. Burada tabii ki aynı zamanda altta LED'leri de görüyorsunuz. MX LED'lerin üzerinde bu LED'ler gayet kendi yazılımıyla beraber cihazı istediğiniz şekilde aydınlatmaya yarıyor. Elbette ben aydınlatmalı cihaz ve oyunculuk kavramlarını yan yana koyarken birazcık zorlanıyorum ama genel trend bu şekilde. HyperX de bu ürününde bu akımdan geri kalmamış. HyperX Alloy Elite kullanıcılara yüksek performanslı, tuşların birbirini etkilemediği ve aynı zamanda da ghosting denilen grup tuşlara basıldığı zaman diğerinin engellenmesi gibi durumları ortadan tamamen kaldıran bir yapıda güvenilir ve yüksek performanslı bir oyuncu klavyesi sunuyor. Eğer Cherry MX Red tuşlu yapısı, yani bastığınızı rahat rahat anladığınız güzel bir dirence sahip ama çıt çıt ses çıkarmayan bir mekanik klavye arıyorsanız bu klavye tercihleriniz arasında değerlendirebilecek bir ürün. Aynı zamanda ufak bir ayrıntıyı da burada ekleyeyim. Cihazın arka tarafında bir de ekstra USB yuvası var. Cihazın arkasından, yani bilgisayarınızın arkasından buraya bir tane daha USB 2.0 kablosu çekebiliyorsunuz. Bunu da farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Böyle ince ayrıntılarla ince ince işlenmiş bir oyuncu klavyesi. Elbette ufak tercih ederseniz de diğer modellerine bakmanız mümkün. Mütakip incelemelerimizde görüşmek üzere. Şen ve sen kalın.